Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yorumlarda çok fazla istemişsiniz. Türkiye'nin en iyilerini kendi aralarında VS attırıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çoğunun sesi açık değil ama Ebo'nun, Serhat'ın sesi açık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Hiç uzatmadan başlatıyorum. İlkel zaten mainlerini alacaklar. Ondan sonrasında kahramanlar değişecek. Bakalım ne olacak. Serhat hemen Serenas'ını çekti. Buradan da bir Moskov, bir Lancelot göreceğiz. Ardından da bir Esmeralda. Gördüğünüz gibi mainler belli olduğu için herkes çok hızlı seçimler yaptı. Bakalım hangi spellerle girecekler, neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Orman var mı yok mu size bırakıyorum. Hepiniz beni duyuyorsunuz zaten. İstiyorsanız olsun, istemiyorsanız olmasın. Bence Blue olsun da. Olmasın kanka, olmaz. Siz olmasın ne derseniz. Ya. Ben destek, uyarım size. Destek gir. Yok kanka, olsun valla olsun. Bildiğiniz gibi VS'lerde ormanı ben oynayanlara bırakıyorum. Kendim seçmiyorum. Şöyle taglerin hepsine basıp ekran görüntüsü alın. Dur bir dakika, şunların hepsine bir basayım ben. Bakalım ilk VS bayağı iyi olacak. Bu arada best of 3, yani 2 olan kazanıyor. 3 maçın ikisini alan kazanıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Taglere basamıyorum. Abi ben Ebo kardeşime çok güveniyorum. Bakalım ben Ebo. Ben sana hiç güvenmiyorum. Ebo AP kasıp bir şeyler yapacak. Bu arada Ebo destek girmiş. Bu Serhat daha düz yolda yürüyemiyor. Selen almış. Stand tutturacak bir de. Şimdi o Blue almak var değil mi? Orman VS'miz alıyorum. Başladı. Siz alttan hepiniz beni duyduğunuz için hemen orman olsun mu olmasın mı söyleyin. En fazla hangi cevap olursa o olsun. Ben yerinizi belli etmemek için sesi kapatıyorum. Siz konuşmaya devam edin. Açarım ben size geri. Evet arkadaşlar, sesi kapattık. Bakalım Moskov Lancelot mu yoksa Esmer Selena mı? Bir tarafta fiziksel şampiyonları, diğer tarafta ise büyü gücü kahramanlarını görüyoruz. Bu arada buff'ın erken alınacağını bildikleri için oraya bir baskın attılar ve geldiler. Akdeniz'i de görüyoruz. Akdeniz'i burada çaldıracak mı derken Esmer burada Akdeniz'i almayı başardı ve buff'a tekrardan girdiler. Bu arada karşı takım o buff'ı vermek istemiyor şu anda. Bu buff'ta bir savaş görecek miyiz? Bakıyoruz. Bu buff'ı Lancelot çaldı. Burada güzel oyunlar görüyoruz. Bakalım kardeşi kardeşe kırdırıyoruz bugün. Bu arada Esmer girdi. Serena ve Esmer'in aslında 1v1'de ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz da üstten bakalım. Alttaki Akdeniz'e girildiğini görüyoruz. Tek bir hatada oyunun gideceğini düşünüyorum. Fakat Moskov ve Lancelot'un beraber oynaması gerekiyor. İki Akdeniz'i de çaldırdılar. Bildiğiniz gibi ilk kule ya da ikisini birden öldürdüğümüz zaman oyunu karşı takım kazanmış oluyor. Moskova'da mana inleme görürken Selena'da tank görüyoruz. Selena diyorum, pardon, Esmer'de tank görüyoruz. Bu arada kendi bufflarına da başladılar. Bakalım o buff'ı aldırtabilecekler mi Moskova? Bu arada şu an ikisinde de buff var. Bu arada Sun'ı yedi Lancelot. Bakalım oraya oynayacaklar mı? Moskov duvara vurabilir. Moskov ikisini birden duvara vurmayı başardı. Fakat orada Lancelot gelmediği için hasarın devamı da gelmedi. Lancelot'tan orman iteminin küçüğünü görüyoruz. Selena oradan yine bir stun denedi. Şu an güzel bir maç dönüyor aslında. Moskov girmek istiyor oraya. Lancelot da girdi fakat Moskov'un canı çok az. Moskov oradan çıkabilecek mi? Moskov oradan çok az canla çıktı. Selena ve Esmeralda, özellikle Esmeralda 1v1'de çok güçlü olduğu için şu an karşı takımı inanılmaz zorluyor. Main maçında bakalım kim alacak. Selena yine bir stun tutturdu. Esmer girdi oraya. Fakat buradan Moskov'un sıçratmasıyla birlikte Lancelot oradan kurtulmayı başardı. Şu an ikisi de kule altına sıkışmış durumda. Ve koridoru dondurdular. Gördüğünüz gibi minyonları ittirmiyorlar. Bakalım bu maçı buradan çevirebilecekler mi? Selena mana ayakkabısını bitirmişken kırmızı takımdan iki tane, iki kişiye de can yenileme almışlar. Burada Lancelot'un Akdeniz aldığını gördük. Fakat kule gidecek mi? Burada kuleye bakıyorum.
Esmer oraya da zıpladı. Esmer biraz kule altında kaldı. Lancelot oraya oynayacak mı? Lancelot oynadı. Selena'nın canı çok az. Lancelot Selena'yı kesebilecek mi diye bakıyorum. Lancelot'un da canı çok azaldı. Lancelot'u kesmeyi başardılar burada. Moskov tek başına devam edecek bu saatten sonra. Bakalım 2v1'de burada Moskov'un aldığını görecek miyiz? Orada Selena'nın canını çok azaltmıştı. Ama Lancelot ne yazık ki çok fazla hasar yiyip orada öldü ve Moskov'u tek başına bıraktı. O Akdeniz'i aldıktan sonra biraz sıkıntılı olabilir. Güzel bir deneme, güzel bir deneme. Orada ortalarına atladı ama ne yazık ki burada Esmer ve Selena'nın kazandığını görüyoruz. Ne yazık ki Lancelot ve Moskov buradan başarıyla ayrılamadı. Normal olan oydu aslında. Aslında normal olan oydu. Bu maç böyle bitti. Sur verirseniz güzel olur. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçta arkadaşlar hiçbir zorunluluğa tabi tutmayacağım. Ne istiyorlarsa alacaklar. Onlara... Kanka şöyle yapalım. Şimdi onlar Esmer Selen alsın. Biz Lancelot Moskova alalım. Tamam olur olur. Mainleri değişin. Güzel. Tamam o daha güzel olur. Mainler değişsin. Bu sefer Ege ile Mert Selena ve Esmer alacak. Ebo ile Serhat ise tam tersini Moskov'la Lancelot alacak. Hemen hepinizi şuraya ben bir davet edeyim sizin. Hop 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 hop. Tamam dördünüzü de davet ettim. Bakalım bu sefer beni nasıl bir daha olacak. Kanka. Çekeyim hemen. Geldim. Başlatıyorum. Mainleri değişmiş biçimde. Şimdi bir tarafta Moskov Lancelot. Diğer tarafta ise Selena ve Esmer göreceğiz. Selena ve Esmer. Aslında orada Ege sizi çıkartacaktı. Serhat'ı çıkartacaktı. Fakat hasar yetmedi. Aynen. Benim manam yoktu da yine devam ettim ben. Eğer bu maçı yine Jian ve Lexa kazanırsa serinin galibi oluyorlar. Yani kırmızı takımın kazanmaktan başka çaresi yok şu anda. Yalnız ben Moskova olursam Mert biraz ağlayabilir. Moskov epik de gözüktü orada yanlış görmediysek. Bakalım neler olacak. Mert en son diyordu ben de Moskov epik olsa global bir kasarım diyordu. Kanka 106 mı gireyim ben buna? Ne Lancelot da infaz Moskov'da saflaştır görürken Selena da çarp. Bence smite gir. Smite gir. Esmer'de ise misilleme görüyoruz. Ben burada yine sesi kapatıyorum hepinize başarılar. Yerinizi belli etmemek adına. Hemen şuradan kapatalım. Bakalım bunu kim alacak? Mainleri değiştiler. Eğer bunu da kazanırlarsa son maçı istedikleri şampiyonu alarak oynayacaklar. Hep birlikte izleyeceğiz. Bence Esmer ve Selena çok daha avantajlı. Ama tabii ki bu avantajları kullanabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Bu arada ikisi de destek hamlemiyle girmiş. Enteresan. Enteresan. Güzel bir maç daha izleyeceğiz gibi. Başlasın bakalım. İki takımda da birer orman görüyoruz. Esmer ise zırhla başlamayı tercih etmiş. Doğru olan yapmış. Karşıdaki iki şampiyonda fiziksel saldırı olduğu için. Bu arada bu sefer onu yaptırmıyorlar. Burada Esmer çalıyı tutacak mı derken Lancelot koridoru ittiriyor. Selena bakalım buff'ı çok hızlı bir şekilde alabilecek mi? Burada Selena'nın buff'ına doğru gidiyorlar. Fakat burada Selena buff'ı aldı. Bu yüzden karşı takım geri düşmüş oldu. Selena çarp girdiği için bu arada Selena Moskova stun'ı tutturdu. Orada Moskova kestiğini görebilecek miyiz? Moskova'nın canı çok az. Burada Lancelot da girdi. Selena hasar vermeye devam ediyor. Bir stun daha görecek miyiz? Bakıyoruz burada. Esmer de hasarını verdi ve burada mavi takım çok zararlı çıktı. Kırmızı takım güzel oynadı. Ne yapacaklarını okudular ve doğru olanı yaptılar. Bu arada bir stun daha geldi fakat burada Moskova saflaştırını kullanmak zorunda kaldı. Esmer'in full zırh çıktığını görüyoruz. Bir stun daha geldi. Ne yapıyorsun sen Ege? Tüm stunları tutturuyor ve Moskov'un canı şu anda inanılmaz az ve karşı takım şu an eli kolu bağlanmış durumda. Bakalım bu sefer stun'u tutturamadı. Orada Lancelot ileriye doğru zıpladı.
burada beklediğini görüyoruz. İkisinin de canı çok az. Bir kule alt denemesi görebilir miyiz derken Moskov standdan çok güzel çıktı. Ve orada bir hasar daha yedi. Moskov şu an bir hasara bakacak durumda. Bakalım Selena yukarıda. Buradan bir stand denemesi görecek miyiz? Burada olduğunu biliyorlar mı acaba? Acaba gösterdi mi derken Lancelot'u çok güzel tutturdu. Fakat Lancelot burada ikinci yeteneğini çok güzel kullandı. İkisinin de canı sıfır durumda şu an. Esmer buradan ikisini de kesmeyi başarıyor. Ve kolay bir maç oluyor. Dakika 2'de Esmer ve Serena oyunun başını çok güzel oynadığı için buradan maçı kazanmayı da başarıyorlar ve bu seri finale gidiyor. Seriye yakışır, oyunculara yakışır oldu. Finalde bakalım kozlarını paylaşacaklar. Finalde istediğiniz şampiyon alabilirsiniz. Size hiçbir... Main almak var mı? Efendim? Main almak var mı? Onu kendi aranızda karar verin ya, bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Bana fark etmez. Ebo ile Mert siz bir başla boz yaparsanız kanka oyunda gözüküyorsunuz. Selena ile Esmer'in aslında ne kadar güçlü olduğunu siz de gördünüz. Sizin listede açık gözüküyorlarsa siz çağırın. Eşeş boz attım ben. Ha, onlar odada gözüküyor. Kim kaldı? Tamam, herkes burada. Main mi alacaksınız yoksa no name istediğiniz bilmediğiniz bir şampiyon mu? Fark etmez bana. Dur bakayım, bunlar yazsın kanka, bir bakalım. Canımız ne çekerse onu alır. Ne istiyorsanız. Bana olsa güzel olurdu. Ben size bırakıyorum. İstediğinizi alın. Serhat, ben sana tavsiye edeceğim. İstediğimiz diyor. Benim tamamdır. Alalım. Ben burada tamam. Başlatıyorum. İstediğiniz şampiyonları seçmekte özgürsünüz. Evet, garanti winner'ı saldırayım mı sana? Bak, bakalım bakalım neler olacak. Oradan öner ki karşı takım duymasın. Sen şunu al. Şey? İzliyoruz sen bakalım. Al. Ben bunu alacağım. Şu an heyecanlıyım çünkü bu sefer ben de ne seçeceklerini bilmiyorum. Final maçı bunu kazanan serinin galibi oluyor. Kagura bak, görecek miyiz? Aslında tehlikeli, hem bir o kadar da güçlü. Buradan Kagura geldi. Bak. Bakalım bunu karşı takımdan neler bunu göreceğiz. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Karşı takım şu anda Faramis ve Lo'yu iyi gösteriyor. Bunu cidden yapacaklar mı? İnanılmaz kanser bir takım görüyorum şu anda karşımda. Bu mu, bu mu? Bakalım. Bence faşı ama. Burada akıl oyunları izleyecekmişiz gibi. Lila mı gelecek yoksa Lo'yu iyi mi gelecek? Aurora mı Lo'yu seçti? Diğeri de Faramis'i seçti. Lo'yu ve Faramis karşısında Kagura ve bakalım hangi şampiyon. Burada büyücüler kapışıyor. Bir de Lunox görüyoruz. Bakalım Lunox'u kitleyecek mi bu? Valir, Valir de olabilir. Gort da gösteriyor şu an. Büyücülerin kapışması gibi bir şey oldu bu. Tamam kanka, tamam. Bekle, nerede o? Bakalım. Paşa paşa. Gizli silahları. Faşa'yı aldı. Şu an meta piki gördük. Faşa inanılmaz güçlü bildiğiniz gibi metada. Bakalım neler olacak. Spellere baktığımız zaman Faşa'da alev atışı, Kagura'da Fiske görüyoruz. Faramis'te ise Fiske, Luo'yu de saflaştır görüyoruz. Alev atışı. İki alev atışı gördük bu arada mavi takımda. Bu alev atışlarıyla bakalım acaba neler düşünüyorlar. Yine zorlu ve güzel bir VS izleyecekmişiz gibi. Ben buradan sesi kapatıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Birbirinizin yerini bilmeyin. Bu arada iki tane ustalık kodu varken, simgesi varken karşı takımda ikisinin de simgesi yok. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Şu an Lo'yu ve Faramis inanılmaz derecede kanserler. Ama karşısında da bir o kadar güçlü ve bir o kadar ani hasar çıkartabilen Faşa ve Kagura var. Güzel bir VS dönecekmiş gibi hep birlikte maça başlayalım ve bu serinin kazananı kim olacak bakalım. Bu arada arkadaşlar, video hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu insanları sizler için topluyorum. Hepsinin işi gücü var. Bizi kırmıyorlar. Sağ olsunlar, hepsi geliyorlar. Bakalım burada neler göreceğiz. Faramis yukarıdan gelmek istiyor ama Kagura'nın orada olduğunu şu anda öğrendi. Burada Lo'yu'nun da hızlı minyon ittirebildiğini biliyoruz. Ve kombosu geldiğinde 2 level kombosuyla bir şeyler yapabilir. Hoho, gördüğünüz gibi
Louis burada çatışmaya başladı. Louis burada yakmaya başladı. Birini mor, birini sarı yaptığı zaman yaklaşınca mıknatıs gibi birbirlerine çarpıyorlar. Bunu bilmiyor musunuz? Bunu düşünemediniz mi? Burada ikisini de bu arada alev atışının o kadar hasar vereceğini bilmiyordum ve inanmıyordum. Burada Louis'i çok güzel dürtüyor. Faramis de devam ediyor ve Louis burada 2 level oldu. Faş'a burada 4 olmadan bitirmeleri lazım. Faramis sıçrayla işlerine girdi. Fakat oradan kaçmasını bildi Faş'a. Burada Louis ve Faramis tarafında çok agresif bir oyun görüyoruz. Ve şu anda koridoru durdurmuş durumdalar. Bakalım Faramis orada kule altına doğru girecek mi? Orada çok güzel komboladı. Faşa'nın canı şu an resmen sıfır. Bakalım Faşa oyuna tekrar tutunabilecek mi? Şu an Louis ve Faramis resmen yok ettiler. 4 olmalarını istemiyorlar. Faramis oraya giderse Faşa'nın öldüğünü görebiliriz. Faşa oradan kaçacak mı? Faşa oradan kaçtı. Faramis Faşa'yı kovalamaya devam ediyor. Burada enteresan şeyler görüyoruz. VS birden 1v1'e döndü. Burada Kagura zıpladı. Kule altına doğru Louis'i itti. Louis burada saflaştırını kullandı. Kagura'ya çok büyük hasar verdi. Burada Kagura çok güzel oynamasına rağmen Louis'i öldürmeyi başaramadı. Fakat canında yarıdan daha az bir şeye indirmeyi başardı. Burada biz zarif taş görüyoruz Louis'den. Faramis'ten bir büyü direnci. 2 tane mana yenileme. Burada Faşa da zarifin çıktığı için şu an level atlarsa buradan bir şeyler görebiliriz. Louis bakalım buraya oynayacak mı derken ilk yeteneği kaçırdığı için burada istediği hasar veremedi. Faramis'in canının şu an full olduğunu görüyoruz. Yanına da bir Akdeniz aldığı için manasını da fullledi. Şu an Louis 4 level oldu. Faramis 3 level. Burada bir oyun görecek miyiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Louis bu arada ultiyi kullandı. Kagura orada geldiklerini gördüğü gibi şapkasla kaçmayı tercih etti. Şu an mavi takım kulesinin altına sıkışmış durumda. Evet canlarını toparladılar. Fakat kırmızı takım her an çok büyük hasarlar verebilir. Bu arada Kagura çok güzel zıpladı kule altına. Louis'nin canı çok az. Kagura'nın da canı çok az. Fakat burada Faşa 4 level olamadığı için burayı alamadılar. Kagura çok güzel oynadı orayı. İkisini birden yanına zıplayıp kulenin altına itti. Bakalım burada Kagura canını nasıl toparlayacak. Kagura'nın itemine baktığımız zaman zarif taşı da olmadığı için burada zorlanacaklarını izleyeceğiz. Burada Faramis zıpladı. Louis'i de hasar vermeye çalıştı ama bu sefer Faşa'nın da Kagura'nın da canı çok az ve Faşa hala 4 level olamadı. Buradan ikinci yeteneği açtı. Kagura'nın da canı çok az. Kule altına sıkıştırmış durumdalar. Faramis'ten burada bir agresiflik daha görebiliriz. Şu an saflaş fiskesinin olduğunu görüyorum. Louis'nin de saflaştırının geldiğini görüyorum. Burada kule altına sıkıştırmak istiyorlar ve Faşa 4 level olabilecek 4 dakikanın sonunda hele şükür diyoruz. Faşa 4 level oldu ve bu saatten sonra kırmızı takımın işi zorlaşacak. Gördüğünüz gibi ultiyi kullandı. Ultiyi kullandığı gibi Faramis üstüne gitti. Louis burada ikinci yeteneğini de açtı ve burada inanılmaz bir hasarla Louis Kagura'yı çıkartmayı başarıyor. Faşa tek başına kaldı. Bakalım kuleyi tutabilecek mi? İlk kule kanı da bildiğiniz gibi oyunu kazandırtıyor. Burada biraz fazla zorladılar. Louis inanılmaz hasarlar çıkarttı. Burada Faşa'nın da canı çok az. Faramis ve Louis aman vermiyor. Burada fiskesiyle birlikte Faramis zorladı ve oyunu kazanmayı başardılar. Burada kanser ikili Louis ve Faramis serinin şampiyonu oldu. Helal olsun demekten başka bir şey gelmiyor. Mert ve Ege serinin şampiyonu oldu. Buradan Serhat'a ve Ebo'ya da helal olsun diyoruz. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Son maç inanılmaz güzel döndü. İnanılmaz şampiyonlar alındı. Kagura çok güzel oynadı orayı. İkisini birden kule altına çekti. Fakat bu seriyi kazanmalarına yardım etmedi. Elinize sağlık diyorum size.
Sağ ol kankam. Teşekkür Burada ederiz. sadece yenilen takımın sesi açık. Bir şeyler söylemek ister misiniz Ebo Serhat? Ya kanka, Ebo'yu şey suçlamak istiyorum. Kagura aldırttı bana. Hepimiz arkadaş Serhat olduğumuz için, burada zaten kazanan dostluk oldu. Umarım videoda sizin hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bye bye.